Yani işte durum böyle. Beni anladın değil mi Ayşe'cim? Evet evet Barbie, çok iyi anladım. Sen hiç merak etme. Şimdi düşünüyorum. Senin evin tam 1, 2, 3 katlı. Bir tanesi senin yatak odan. Onun dışında da salon, çalışma odası, banyo ve mutfak var. Yani bu durumda sadece ben 2 tane odayı mı kiraya verebileceğim? Hayır. Bir fikrim var. Sen burayı kullanıyor musun, bu garajı? Ay yok Ayşe, ben garajı kullanmıyorum. Hem içinde neler var onu bile unuttum. Yani hem orası su falan da damlatıyor. Orayı kiraya verirsek sıkıntı olmasın? Yok yok, orayı oda yapmayacağım zaten. Kiraya vermeyeceğiz, merak etme. Banyo ve tuvaleti buraya alacağız. Hı. Mutfak ve banyo aynı katta olacak. Ortak kullanım alanı. Aa, öyle olursa çok iyi olur. Hadi başlayalım o zaman. Açalım bakalım önce şu garajda neler varmış. Burada barbekü, lamba ve langırt oyunu var. Barbie sen bunları kullanmıyor musun? Ayşe, tek başıma yaşıyorum. Langırtı kiminle oynayacağım? Yeni kiracılarınla oynarsın artık Barbie. Şöyle kenara alalım bunları. En son sana güzel bir bahçe düzenlemesi yapacağım. İşte langırt oyununu koyarız, barbeküyü koyarız falan. Sosyal alan, tamam mı? Yine ortak kullanım alanı insanların dikkatini çeker. Hmm. Evet, burayı boşalttığımıza göre banyo ve tuvaleti buraya taşımakla başlayalım. Küvet. Lavabo ve tuvaleti de alalım. Şöyle. Mis gibi oldu işte. Şimdi diğer odaları boşaltalım. Barbie'cim artık senin çalışma odan diye bir şey olmayacak. Bunları alıyorum. Ne yapayım? Ben de yatak odasında kendim çalışırım artık, evet. Odamda. Salonda olmayacak tabii ki. Aha. Salondaki koltuğu da alalım. Burası kaldı, burası da. Hey, bırak. Orası benim odam. Ayşe, ben de bir odada yaşayacağım ya. Tamam canım, biliyorum burası senin odan. Düzenlemek gerekiyor mu diye baktım da. Gerek yok zaten. Evet, şimdi bize yeni eşyalar gerek Barbie. Gel. Hop, tamamdır. İşte eşyalar geldi, hemen yerleştirelim. Şurada başlayalım. Zaten birer tane yatak, bir de gardırop yeterli olur. Şu gardırop zannediyorum buraya sığacaktır. Evet. İşte oldu. Aa, güzel, ilk oda hazır bile. Evet, bu tek kişilik bir yatak yalnız Barbie. Burayı tek kişiye kiraya verirsin. Hı hı. Şimdi yan tarafa bakalım. Ben düşünüyorum, istersen bir tane ranza koyabiliriz. Ranza mı? Evet, böylece iki kişiye birden kiralayabilirsin ayrı ayrı. Şöyle biri altta biri üstte olacak şekilde. Oo. Odayı da burası yapabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle koyalım. Oo, çok karlı olacak. Ranzanın yanına da bu dolabı sığdırabildim. İdare ederler artık. Şu yatak. Ve bu gardırobu da üst kata koyacağız. Oldu. Oo. Evim otel gibi oldu. Evet Barbie, bence çok mantıklı, güzel bir karar verdin. Ortak kullanım alanlarıyla da ilgili birkaç kural koyarsın. İşte sırayla yemek pişirirler, sırayla banyoya girerler falan filan, dikkat ederler. Mis gibi oldu gitti. Bahçeyi de şöyle düzenleyelim. Yine bahçeyi arkadaşlarını çağırmak için, mangal yapmak için gün alırlar senden. Şöyle oyun böyle koyduk mu, ışıklandırmamız da var. Oldu bile. Ayşe, sana çok teşekkür ederim. Şimdi geriye kiracı bulmak kaldı. Var mı tanıdıkların? Nereden bulabilirim? Hiç bilmiyorum ama bence bu konuyla ilgili Emlakçı Ümit'e danışabilirsin. O sana kiracı bulur. Tamam o zaman. Benden bu kadar. O zaman görüşürüz. Çok sağ ol. Şimdi Emlakçı Ümit'e gidelim. Demek odalarınızı kiraya vermek istiyordunuz. Hı hı hı. Barbie muhit villası olarak. Hı hı. Şimdi siz 3 odayı veriyordunuz. Hı hı. O zaman bununla ilgili olarak her oda için ayrı ayrı ilan açmamız gerekiyor. Şimdi birinci odayla ilgili başlayalım. Bu arada odaların fotoğrafları yanınızda mı efendim? Onları hı hı. dahil etmeniz lazım. Sonuçta kimse görmeden bir şey almak istemiyor bu odalar. Evet, ilk odayla başlayalım. İlk odamızda... Ben bu arada fotoğraflarını çekmiştim. Size şöyle göstereyim onları. Bu işte sosyal ortak alan, bahçe. Güzel oyun yeri var. Güzel, tamam bunu geç.
Hah, ilk odamız bu galiba. Tek kişilik yatak ve gardırop. Evet, evet. Bu, o diğer oda. Bu da tek kişilik yatak ve gardırop. Güzel, güzel. Tamam. Bu mutfak. Güzel, tamam, mutfak da güzel. Bu banyo. Bu da ortak kullanım alanı. Güzel, güzel. Çok güzel. Evet, sizin bana gösterdiğiniz fotoğrafları da tekrar odaların ayrı ayrı ilanlara yükledim. O zaman ilanı veriyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Barbie Hanım, ilanları vermemle birlikte bir anda bir sürü başvuru yağdı. Yalnız başvuran profillerin çoğu öğrenci. Hiç fark etmez. Yalnız yaşıyorlar galiba. Olsun, zaten odalarda da tek kişi kalsınlar. Barbie Hanım, yalnız başvuranlar arasında erkekler de var. Olabilir, fark etmez. Tamam, sizin için fark etmiyorsa o zaman şöyle yapalım. Gelin profillere beraber bakalım. Kiracılarınızı kendiniz seçin. Evet evet anneciğim, odama yerleştim. Çok tatlı bir abla. Yardımcı oldu. Tamam, görüşürüz. Dostum ya. Benim ayaklar dışarıda kaldı. Ben ne yapayım oğlum, o kadar uzun boylu olmasaydın. Benim keyfim yerinde oldu. Biraz müzik zamanı. Bugün gerçekten çok yoruldum. Artık dinlenebilirim. Ayakları dışarıda kaldı. Oğlum, biz maçlarda yatıyoruz ya. Anneciğim, şey. Bak nasıl dışarıda. Ben doğru bir karar mı verdim? Neyse, yarın bunları onlarla konuşurum ben.